Bişri Hafi rahmetullahi aleyh hazretleri buyurmuştur ki, eğer asla halktan bir şey almayacağım diye gönülden azmetmişsen, Allah'a tevekkül işte budur. Rahman'dan sevap almaya talip olarak, zenginlerin fakirlere şefkat göstermeleri ne kadar hoştur. Bundan daha hoş olan, Hallak-ı Cihan'ın keremine itimat ederek, fakirlerin zenginlere karşı gururlu davranmalarıdır. Bişri Hafi rahmetullahi aleyh hazretleri buyurmuştur ki, seyahat ediniz. Çünkü su aktığı sürece hoştur. Sakin hale gelince bozulur. Dünyada aziz olmak isteyenlere söyleyin, şu üç husustan kendilerini uzak tutsunlar. İhtiyaçlarını mahluktan istemesinler. Kimseye kötü söz söylemesinler. Kimsenin misafiri olmasınlar. Bişri Hafi rahmetullahi aleyh hazretleri buyurmuştur ki, kanaatkâr olmanın dünyada izzetle yaşamaktan başka bir faydası olmasa, bu da kâfidir. Eğer halkın seni bilmelerini arzu ediyorsan, bil ki dünya sevgisinin başı işte bu arzudur. Kendinle arzular arasında demir bir duvar örmedikçe, ibadetten haz alamazsın. Bişri Hafi rahmetullahi aleyh hazretleri buyurmuştur ki, İşlerin en güç olanı şu üç iştir. Elin darken cömert olman, ıssız yerde vera, korktuğun kişinin yanında doğru konuşmak. Vera, şüpheli olan şeyleri tamamen terk etmen ve her an nefis muhasebesini göz önünde bulundurmandır. Bişri Hafi rahmetullahi aleyh hazretleri buyurmuştur ki, Zühd, hırs ve tamahtan boş olan bir gönülden başka bir yerde karar kılmayan bir sultandır. Hüzün öyle bir sultandır ki, bir yerde karar kılınca, kendisiyle beraber başka bir şeyin orada yerleşmesine asla razı olmaz. Bir kula verilen şeylerin en iyisi, marifet ve yoksullukta sabırdır. Bişri Hafi rahmetullahi aleyh hazretleri buyurmuştur ki, kim hürriyetin hazzını tatmak istiyorsa, ona sırrını pak tut de. Her kim sıdk ve samimiyetle hak için amel ederse, halktan sıkılır. Dünya ehlini kendilerine selam vermeyi terk ederek selamlayınız. Bişri Hafi rahmetullahi aleyh hazretleri buyurmuştur ki, dostlar arasında edebi terk etmek edeptir. Hiçbir kimseyle oturmadım ki ve hiçbir kimse de benimle oturmadı ki, ayrıldığım vakit bu oturumların olmaması hem onlar hem de benim için iyi olurdu. Kanaatine kesinlikle varmamış olayım. Ölümden hoşlanmıyorum. Halbuki ölümden hoşlanmayanlar, ancak cennete gideceğinden şüphesi olanlardır. Bişri Hafi rahmetullahi aleyh hazretleri buyurmuştur ki, Allah'a itaat etmiyorsan, bari ona asi olma.
Konuşurken sana kendini beğenmişlik hali gelirse sus. Susunca kendini beğenmişlik hali gelirse konuş. Dünyada bütün ömrünü şükür secdesiyle meşgul olarak geçirsen, dostları arasından senden bahsetmiş olmasının şükrünü eda etmiş olmazsın. O halde dostlardan olma için çabala.